Bir ay önce size seslendiğim yerden tekrardan merhaba arkadaşlar. Gene ani kararlarla alınan bir geziye gidiyorum. Aslında gezi denmez. Yarışmaya gidiyorum. Bilmeyenler için ben lisede, ben bahsetmemişim bundan. Lisede robotik takımındaydım. Robotik yarışmaları da hem Türkiye'de hem Amerika'da olur. Bizim de bu sene, yani lisede devam eden arkadaşlarımız takımında yani FIS'in en prestijli ödülünü, yani Impact ödülünü kazandı ve bu yüzden şampiyonaya hak kazandık. Benim benim o zamanki arkadaşlarımla takımdaki yıllarca hayalini kurduğumuz bir şeydi. Yani ama işte maalesef tabii ki herkes dağıldı etrafa ve hani fiyatlardan dolayı gidemeyecektim. Yani işte sponsorlardan bilet falan beklemek olmadı. Son dakika işte Skyscanner'dan bir tane bilet buldum uygun denilebilecek bir şekilde ve bugün aslında yarışma başladı orada. 4 gün şu an yarışma. Ben bugün gidiyorum. Daha başlamadı, onlar uyuyor daha bu saatte. Yani yıllardır beklediğim bir şey gerçekleşecek. Ne beklediğimi orada hiç bilmiyorum. Eski takımdan 2 tane arkadaşım var, onları size tanıştırırım. Diğerlerinin hepsi yeni, yani bana göre yeni. Onlar hala lisede okuyan insanlar. O yüzden yani gene biraz dolanacağız. Starbucks'a falan gideriz. Sonra 13 saatlik bir yolculuk bizi bekliyor arkadaşlar. Beraber olacağız. Görüşmek üzere. Ben Hüsnü'ne ulaştım. Yanımda Tilne daha. Sürpriz yapacaktım ama çok olmadı. Selam vermek ister misiniz? Şu an Ugar Bey bizi aldı ve gideceğiz şu an. Öyle. Medya olarak içeri girdim, size etrafı göstereceğim. Sabah çok erken geldim, işte kütü falan kurusun çok şeydi, karışık, çekemedim çok bir şey. Şimdi sizi maçı da çekeceğim. Sonra bir yere oturup ben hani takıma nasıl girdim, esnen ne yapıyordum falan onları anlatacağım. Şu an ben neredeyse 3 yıldır takımda değilim aslında, yani mentorum ama öğrenci değilim. Şimdi biraz da maçım başlayacak, ben fotoğraf falan çekeceğim medya olduğum için. Görüşmek üzere. Altı maçını alıp airline seçimlerimiz yapacağız. İnşallah. 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 İnşallah maşallah. Size bilgilendireceğim. Videoyu önce sonra yapalım. Airline seçimden önce sonra. Evet, tamam, bu önce mi? Sizin de bir videomuz var. Gelmez umarım. Şu an. Evet arkadaşlar, yemek yemeye geldik. Neredeyiz? Bilmem. Zaten et lokantasına geçtik. Böyle sürekli etler geliyor. Çeşitli. Biz de her şey evet diyoruz. Hepsinden yiyoruz. Böyle ortamını şöyle göstereyim. Günaydın arkadaşlar. Bugün yarışmanın 3. günü. Benim için 2. günü. Sabah ilk maçı bizde ama sıkıntılarımız var çünkü. Driver'ımız, bilgisayarımız yok. Yoldalar umarım gelecekler. Ben hala oturup size düzgünce konuşamadım. Ama bunu yapacağım. Çünkü çok koşturmalı geçiyor her şey. Öyle. Evet arkadaşlar, hazır sakin bir yerde oturuyorken size konuşayım dedim. Maçımız bitti. Şu an diğer maçla aramızda bir saat falan var.
Öncelikle neden buradayım, nasıl geldim ondan kısaca bahsedeyim. Ben 2020'de üniversiteden mezun oldum. Ben 2017'de Spark 56-55 takımına girdim. Bizim lisenin takımıydı. Yani hiçbir şey bilmeden girdim ve o zamanlar tek amacım robotik takımı Amerika'ya gidiyordu, yarışmalara gittiği için. Sırf o yüzden girdim. İlk 2017 off-season'a katıldım. Ayını hatırlamıyorum ve hiçbir şey bilmiyordum. Yani ne bitiyor, robot ne, o ne, bu ne? İşte bizim abidin hocamız beni böyle sahaya attı, human player ol dedi. Human player de şöyle, hani sahada robotlar yarışırken onlara işte parçaları veren bir insan. Ben o oldum. O zamandan beri mezun olana kadar human player'lık yaptım. Ondan sonra tabii işi daha çok anlamaya başladım, ne olup ne bitiyor. Sonra iki sene falan takımın sosyal medyasını ben yürüttüm. Şu anda da bana medya badge'i verdiler. Bununla da işte sahaya girip resim falan çekebiliyorum, video çekebiliyorum maç sırasında. Yani robotik maceram böyle. Peki ben niye buradayım? O da şöyle. Şimdi normalde hem Amerika'da işte Türkiye'de de regionallar oluyor. Yani bu regionallara katılıyorsunuz. Belli ödülleri alırsanız da şampiyona, yani büyük yarışma hak kazanıyorsunuz. Burada şu an neredeyse 600'e yakın takım var. Size alanı çektim. Mesela normalde her regionalda bir maç yapılıyor. Yani bir sahada maç yapılıyor. Burada şu an 8 sahada aynı anda maç yapılıyor. Aynı zamanda First Lego League, yani FLL var. İşte küçüklerin yaptığı. O başka bir katta. FTC o başka katta. Yani manyak bir yani... ben aslında böyle bir şey görmedim. Manyak yürüyorsunuz. Her yer çok uzak. Yani benim başka bir takım arkadaşım var. O kadar uzağız ki yani çok zor görüşüyoruz. Durum böyle. O yüzden bizim, yani ben İstanbul'dayken Halice'ye katıldım bu sene başka bir regional'a. Orada bir şey kazanamadık. Yani ödül kazandık da şampiyonaya kazanamadık. Ondan sonra bizim takım New York regional'a gitti. Bizim de 2018'de gittiğimiz regional'a. Akşam oturuyordum, yani ödül törenini izlemedim ve Impact, yani başta da söylediğim gibi en prestijli ödülü kazandığımızı duydum. Yani fenalık geçirecektim, anlatamam yani, keşke videosu olsa onun. Ve hani o zaman, o günden beri konuşmaya başladık eski takım arkadaşlarım, hani biz şampiyonaya nasıl gideceğiz? Gitmemiz lazım çünkü yıllardır hayalimiz. Sponsorlardan çok bekledik, para bekledik, bilet bekledik. Yani uçak biletin halli olsa diğerleri sıkıntı değil. Cidden çok pahalıydı. Olmadı, bekledik. Olmadı. Her gün partiler denedik. En son ben işte bizim takım 17'si gitti. 18'inde ben gene açmak istedim. Skyscanner'ı açtım, baktım. Aktarmasız bir uçak buldum. Biraz annemlere yalvardım. Ve geldim. Buradayım. 19'unda geldim. Bugün 21'i olması lazım. Yes, 21'i. 2 gündür buradayım. Çok yorucu bir şey, yani normal yarışmalarda zaten çok yorucu. O yüzden şu an çok yoruldum ama çok eğleniyorum. Sizle görüşmek üzere birazdan. Evet arkadaşlar, yanımda kim var? Kendini tanıt. Nasılsın? Burak benim adım. Iris'in driver'ıyım. Öyle. Şimdi ne yapıyoruz? Öğlen arasındayız. Kahve alacağız. Çok sıra bekledik. 20 dakikadır sıradayız. Konuşalım. Nasıl geçiyor şampiyona? Şampiyona çok yorucu. Bizim istediğimiz gibi çok geçti söylenemez. Ama sonuçta şampiyonadayız. Evet, o yüzden mutluyum. Orada umurumda değil yani. Geldim, o yetiyor. İnşallah güzel bir ödül alıp sonra şöyle madalyalarla... Umarım şöyle evet. Kapatırız. Bir çevirmen, bir engineering ismi. Çevirmen yok canım. Impact. Yani. İnsanlara yanlış bilgi verme. Bir impact, bir engineering inspiration. Hangisi olduğu içerisinde değil. Madalya varsa biz de varız arkadaşlar. Ya onlardan birini alırsak zaten bir daha robot yapmam. Doğru. Bırakırım her biz. Bizleri. O zaman görüşmek üzere. Telefonu verin. Fotoğraf çekip sonra kendime... Arkadaşlar el sallayalım vlogumuza. Evet arkadaşlar, Walmart'a geldik. Çocuğumuzu gezdiriyoruz. Şöyle herkes selam versin. Gece yarın erken çıkacağımız için kahvaltı gibi şeyler alacağız ve tabii gezeceğiz Walmart. Görüşürüz. And our sixth first Impact Award finalist comes to us from Istanbul, Turkey, team 5665 Spark on the Newton Field.
Impact Finals'ta olduk arkadaşlar. Dört bayrağımız. Dört bayrağımız arkadaşlar, inanmıyorum hala. Congratulations. Arkadaşlar ödülümüz şerefine güzel bir yemek yiyoruz. Herkes selam versin. First Youth and Technology, Youth Science and Technology Prize. This award. Günaydın arkadaşlar. Biraz geç oldum ama ilk defa size geç sesleniyorum çünkü uyuyabildim. Bugün benim takım arkadaşlarımın hepsi gitti. Otelden ayrıldılar. Onlar çünkü Dallas'tan uçacaklar. Dallas'ı gezip akşam orada uçacaklar. Ben işte otelde biraz daha kaldım. Uyudum, duş aldım falan. Hazırlayıp çıktım. Şimdi akşama daha çok olduğu için biraz gezeyim dedim. Gezeme de süpermarket, yani Target'a geldim. İşte burada şey varmış. Target, TJ Maxx, birkaç mağaza varmış. Onları gezeceğim. Bir şey yiyeceğim. Kahve içeceğim. Otele geri dönüp havalimanına gideceğim. Burada gezdiğim yerleri de size gösteririm. Sonra daha detaylı bir ne oldu, ne bitti, ne yaşadık biz. Onları size anlatayım. Evet arkadaşlar, Houston maceram maalesef bitti. Yani şu an havalimanındayım, bitiyor yani, az kaldı. Uçağa bindikten sonra bitmiş olacak. Yani size de genel olarak çoğu şey anlatmaya çalıştım. Yani robotikledir, niye buradayım falan filan. Yani hala ben buraya gelme inanmıyorum. Hani bitti, çok iyi bir ödül aldık. Ha, ben size bunu anlatmayı unuttum. Yani video çektim ama daha sakin bir şekilde. Biz dediğim gibi Impact ödülü alarak buraya gelmiştik. Ve yarışmada da, yani şampiyonada Impact alanlar tekrardan sunum yapıyor ve bunların arasından 6 tane kişi seçiliyor. Bunlar finalist oluyor. Ve yarışmanın en sonunda da bu 6 kişiden bir kişi seçiliyor. Yani bir kişi dediğim, yani bir takım seçiliyor. Ve biz yarışmanın son günü sabahın 7'sinde bu ödül açıklanacaktı. Ve az kalsın geç kalıyorduk bu açıklamaya. Sonra kenarda bekliyorduk ve sonuncu açıklanan ödülün bizim bölümden olduğunu öğrendik. Ve hani şöyle diyeyim size, İstanbul lafını duyduktan sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi sahaya attım, koştum ve dediğim gibi geç kaldığım için çok az insan vardı. Sonra ileride arkadaşlarım koşarak geldi. Hani bütün arena bizi izliyordu. Arkadaşım kendini yerlere falan attı. Yani buradan söyleyince aslında bize işte bayrak falan verdi, bayrağımızı verdiler. Belki size çok bir şey ifade etmiyor olabilir ama hani ben bu takımın en kötü halini de gördüm, en iyi halini de gördüm. O yüzden hani şampiyonaya gelmek bile benim için bu kadar imkansız bir şeyken, bu kadar prestijli bir ödülün finalisti olmak yani çok değişik bir duyguydu. Hani en sonuncuda winner olamadık yani, ama zaten çok çok büyük bir şey o. Hani umarım bir gün onu da başarırız. O yüzden çok mutluydum yani. Hani o anı çektim size ama hani tabii sakince ne olduğunu, ne bittiğini çok anlatamadım.
Şimdi havalimanındayım, bekliyorum 1,5 saatin falan var uçağa binmek için. Yarın maalesef gerçek hayata geri dönüyorum. Yani şu an bugün 23'ü ama ben 24'ü inmiş olacağım. 25'te Ankara'ya döneceğim canım Bilkent'te. Yani ben roboti hep çok sevdim yani. Lisedeyken her anımı oradaki arkadaşlarımla geçirdim. Her öğlenimi, işte yarışma öncelerini, her zamanımı, yani her yarışmaya gittim. Her gerekli toplantıya gittim. Ve bunu usanmadan yaptım, sevdiğim için yaptım. Hani üniversiteye gelince belki bu şeyim azaldı. Tabii ki arkadaşlarımla görüşmeyi kesmedim. Öyle yanlış bir şey anlaşılmasın. Arkadaşlarım, oradaki arkadaşlarımın yeri bende ayrı. Hani üniversiteye gelince, hani uzaklaşınca, hani de zaten o zaman korona falan vardı, çok da robotikte bir şey olmuyordu, hani yarışma falan olmuyordu sonuçta. Hani ben uzaklaştım gibi oldu, belki hani eskisi kadar şey yapmadığımı fark ettim, hala istiyordum, bu kadar değildi. Ondan sonra şu son bir dönemdir, yani herhalde bu sezonda hani gene yarışları, yani mesela geçen sene de yarışları takip ettim ama bu kadar şeyim... Yarışları takip ettim ama bilmiyorum yani, ama bu sezon ani bir kararla Halic'e gitmeye karar verdim. Oraya gittiğimde işte yine Türkiye Farsi'yi insanları gördüm, tanıdım. Yarısı gönüllü, yarısı işte gene hala takımda. Yani etrafı gene o tattım. 2 gün gittim, 3 gün normalde. Onun üzerine impact kazandık. Ve böyle eski duygularım ortaya çıkmaya başladı ve hani bitme artık geri dönmeyecek bir aşamada. Ayrıca şeyi belirtmeyi unuttum. Biz finalist olduğumuz için seneye de şampiyona gitme hakkı kazandık. Şu an kara kara onu düşünüyorum, nasıl gideceğim diye. Para biriktirmem lazım onun için. Ama çok mutluyum. Herkes, yani eğer bu vlogu Spart'tan kim izliyorsa, hepinizi çok seviyorum ayrı ayrı. Eski yeni fark etmez. Bu takım bunu hak ediyordu. Çok hak ediyordu. Sizi çok seviyorum. Uçakta bir şey çeker miyim bilmiyorum. Yani uyumayı planlıyorum. Çok uykum var. Yani size anlatamam bu Efarzi'nin ne kadar yorucu bir şey olduğunu ve şampiyona ekstra yorucuydu zaten. Yani uyumaya vakit yok. Erkenden gidiyorsunuz, uçaktan gelmiş. O yüzden lütfen kafayı koyup uyumayı planlıyorum. Benimle bu maceraya katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım keyifle izlersiniz. O zaman görüşmek üzere Türkiye'de.